Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Ben Sedat'ın, Çiğdem'in yanına geldik biz bu akşam arkadaşlar. Sedat değil, ben dememeli abla diyor. Ben diyor, çekiliyorum diyor. Bir çay içmeye geldik arkadaşlar buraya. Hem de Hava'nın yanına geldim. Hava annesiyle beraber İstanbul'dan geldiler. Nardim abim biraz kenarda duruyor. Onu almadık videoya. Saygı duyarız tabii ki. Büyüklerimize başımızın üstüne tacımız. Ne derse saygı duyarız. Evet. Hava aynı Sunay gibidir arkadaşlar. Sunay'ın elçisi Hava'da. Hava'yı da Sunay kadar severim yani. O da bilir sahte. Aynen bacı gibi büyük. Vallahi. Aynen öyle. Bacı gibi büyüktü. Burada her işimize gelir gideriz birbirimize. Çayımızı çorbamızı içeriz. Bunlar da gelmişler. Biz de dedik hadi gel gidelim. Hem de birer bardak çay içeriz. Hem muhabbet ederiz. Bu akşam buraya geldik. Çiğdem Hanım'ın yanına geldik. Çiğdem'in hoş yanına. Geldin. Hoş gördük. Allah razı olsun. Bu arada da Çiğdem'in oğlu da adı neydi lan? Esat. Esatcan. Biliyorum aslında adını Paşa'nın da işte unuttum ben. Ondan sonra böyle modelleri var. Görsesine taksana boğazına. Bilek güreşinden kazandık arkadaşlar. Oğlumuz ordu birincisi oldu. Gurur duyuyoruz tabii ki. O da bizim gururumuz. Aferin oğlum sana. Aferin. İnşallah daha devamını. Sigareden çıktı. Evet, daha devamını bekleriz inşallah. Hem sağ kolunun hem sol kolunun ikisinin de emeğini boynuna takmış geldi. Hem de onun yanına geldik buraya. Ne gün girdin sen yarışmaya? Kaç perşembe. Perşembe mi girdin? Evet. Değil İnşallah nasıl? Devamını da bekliyoruz. Zaten eşim gördü telefondan hemen babasını aradı. Kutladık yani. O da diyor ki ya diyor Şükrü abi diyor. Şükrü abi diyor. İnsan diyor nasıl diyor gurur duyuyor ya diyor. Tabii gurur duyulmaz. Biz bile gurur duyduk yani. Biz bile gurur duyduk. Devamını bekleriz. Sizden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Neşre görüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Böyle biz komşularımızı birbirimizi ziyarete gidip geliyoruz tabii ki. Ondan sonra Hava sen ne yaptın da? Ben ne yapayım? Köyün işini sağa bıraktım. Ben İstanbul'da oldum. Sorma. Nereden insan gelecektik? Aynen öyle oldu. Evet, aynen öyle oldu. Alışabildik. Çocuklar çalışıyor. Biz büşürüyor. Temizliyor. Yığılıyor. Bırakıyor kenara. Evet. Aynen öyle. Havada. Aynen öyle. Çok güzel. Havada annesi. Köyüme geldim. Yüz kokulu. Ay çiçeğimi gördüm. Ne güzel. Melih abla diye köye geldim ya diye sanki diye bir şeyin içine düştüm gibi böyle. Sanki diye çiftliğe düşmüş gibi oldum diyor. Çok güzel. İnsan çok. Tabii, köy gibi yok. Nereye gidersen evet. Git köyünü özleyiz insan. Sunay'ın eviyle bunlar hep alt üstü. Üç evde alt üstü oturuyor. Hoş, en altında Sunay oturuyor. En üstünde de bu burada da. Ondan sonra Sunay'ın yanına gittin. Gittim. Sunay Eci'nin yanına gittim. Eci'sinin yanına. Hani Eci gözüne görüyorum. Eci bunu sene beraber Eci, durdum. Hiç kavgamız dönüşüm olmadı. Bizde Eci demek ya. Kardeş demek arkadaşlar. Sunay Eci'nin yanına gittim diye Eci demek kardeş demek bizde. Yani kardeşi gibi görüyor onu. Kaç sene siz beraber oldunuz? 9 sene. 9 sene dile kolay. Kaç el tuttunuz? 2 el tuttu. Onun ekimiz vardı. 3. elde gelecek. Sunay ayrıldı. Evet. Hiç Sunay'la beraber doğum yaptım. İki tane çocuğumuz var. İkisi aynı bir yaşıt. Askere bir Sunay. Sunay'ı beklemeye sen gittin değil mi hastaneye? Sunay'ı bekle. Sen anlasın ha. Ha abla Şerife gelince siz Sunay'ı beklemeye gidiyor hastaneye. Sunay doğum yapacak. Kaynanam da ne yapsın? Büyük kafada. Sen de git o doğumu çıksın arada demek istedim. Bir gece bekledik, ikinci gece biz de doğurduk. Sunay'ı beklemeye gidiyor işte hastaneye doğurmaya. Sunay da sezaryenle doğum yapmış küçük oğlunu. Tabii ben o zamanlar İstanbul'daydım. Edirne-Uzunkapı'daydım. Havada bir gece bekliyor Sunay'ı bakmaya gidiyor. Ertesi gün Hava'da doğuma giriyor. Aynen vallahi. İkisi beraber bebeklerin kucaklarında eve geliyorlar. Geri geldi. Ne güzel değil mi? Aynı mamada, aynı tencerede mama yaptık diye. Aynı yani bazı aynı şişelerini, biberinleri bile kullandık evet. Ya yani. O kadar bazı güzel. Bazı bunu din alıp da divanın altına kaçardın. Bak karyola vardı. Karyolanın altında Aykut Demer'de gelip beşincine yeri yatırdı. Mahsunum. Ama Melek abla bir de şu var. Ezeli unutmayacaksın. Hiçbir zaman. Kimse ezelini unutmayacak. Evet. Ezelini unutmayacak. Yok asla. Kim ne olursa olsun. Unutulur mu ezel? Evet. Unutulur mu? Asla unutulmaz. Çok dur ama 9 sene durdur. Evet. Çok da. Evet. Bu Sedat Hanım bunlar da kardeş. Evet bunlar kardeş. Anam ablacığım. Ama, çok severim. Söylesene. Bu Sedat'ın oğlu. İki oğlu var zaten. Allah bağışlasın. Eşi. Bize geldiler zaten. Arkadaşlar gördü yazdılar da bana.
Ondan sonra böyle biz de bu akşam sizin yanınıza geldik işte. Sağ olun. Allah sağ olun. Duvardaki resimler de dikkatimi çekti Sedat. O dediği ben hatırlamıyorum bak. Sedat'ın dedesi. Büyük dedeler. Büyük dedeler yani. Büyük dedeler. Evet. Büyük Şükrü abim ya. İyi bilir. Ben iyi biliyorum. Şükrü tanıyor mu? Ben tanımıyorum. Yeter halam da bizi bağa benziyor. Ben onu babandan sandım seni. Eskiden. Evet. Hem böyle abla. Hem o da anne baban. O da tanımıyor. Evet. O da Sedat Hava'nın babasıyla annesi işte. Evet. Görset yasağı Hava gösterebilirsin. Babası rahmetlik oldu. Annesi yaşıyor evet. Tabii ki. Nadim abim da yanımda. Annemi de gösterebilirsin Şükrü Bey. Yok yok. Demem. Yok deme deme. Görsün ya. Bacıma da kızdım öpüyorum. İstemeyeni görsetme. Nerede mi lazım? Böyle otur şimdi. Çiğdem çay verirse çay içeceğiz. Allah nasip ederse. Çay vereceğim ya. O da vereceğim diye. Bak Çiğdem de. Keşke yapmış ya. Keşke nereye. Biz de zaten nereye gidersen git arkadaşlar. Bir yani çayımız ikramımızdır. Yani çok şükür. Aynen aşağıda biz de gittik. Aynen. Yani şimdi zeytin peynir koymayı oldu onlardan. Evet. Kısır evet. Evet. Çerezi bir şey koyuyorlardı. He. Biz turşu kavuruyup masayı döne diyor. Anam dediler daha gelmeyecek buraya diyorlar. Niye diyor. Siz esas köy gibi buraya masayı vuruyorsunuz diye. Külahı yok diyorlar. Daha gelmeyecek size diyorlar. Biz de öyle. Çayın yanında illa ki bir tava bir şeyse olacak böyle abi. Biz turşu kavuruyup dedik bunlara. Yani, ama benim baba eskiden bundan başka yerde yok. 2000 yıla yani döndüm ya. Yani. Eskiden ne var? Ama biz çekirdek yiyordu. Bir şey yiyordu. Aynen. Çerez yiyordu. Aynen. Çevir çekirdek yiyordu, fıstık yiyordu. Aydın çekirdeği vardı. Aynen. O, ablam onu döverdi. Aynen. Döverdi, çıtla çıtla döverdi. Kendi bahçemizden çıkardı. Kimse kimse muhtaç olmasın diye. Ama aydın çekirdek de doğmadım oluyor mu? Ben de büşürdüm. Bayağı köpek evet. Ben de büşürdüm. Ben video yaptım. Öyle değil mi ama? Eskilerde var ya, şimdiki hayata bakan eski hayat daha çok iyiydi bizim için. İnsanlık vardı. Her şeyin tadı vardı. Herkesin komşu hakkı vardı. Şimdiki devre bakıyoruz. Adamın yanına gidiyorsun. Ya adam seni ikram ediyor mu, etmiyor mu, etmiyor mu? İstemiyor bile yani. Eskiye bahar kat diyoruz yani. Eskiler daha güzel tabii. Tabii ya, olur mu yani? Ekmeğine, soğuk doğrayıp yiyormuşlar. Tabii mesela, bunu anlatıyorum bile kafamda. Herkes paylaşıyor mu bile kafamda? Şimdi öyle yor soğuk. Bu hastalık çıkardı herkes birbirinden uzaklaştı. Koruyorsa korkuyorlar yani. Zaten insanlar. Yani insanlar kendi her şeyinden korkuyor. İnşallah bu hastalıklara def olup atarız gider başımızdan. 10 yani... yıl daha gider mi ne kadar? 10 yıl daha gider bu iş. İşte temizliğin sorunu. Yakalanmıyor mu abi? Tayyip Erdoğan bile yakalandı valla. Yani. Adım yakalanmayan kalmadı, kalmadı. Öyle ben, o da kul, ben de kul. Hepimiz de kul. Yani Allah'ın yarattığı bu. Aynen. Hepimizin başına yani, yani. Kime geleceği belli değil. Tek Şükrü abiyi bulmadık. Biz yakalanmadık vallahi çok şükür. Allah'a şükür. Biz yakalanmadık. Aşılarımız da oldu. Üçüncü aşımız da oldu. Arkadaşlar altına. Üçüncü aşı oldu ben de ben çok felaket oldum. Sen yakalandın mı parayı? Yok yakalanmadım. Aşı benim affettim. Üçüncü aşı. Şehri de yatalaklar etmiş aşı. İki gün yattım ben. Bize hiç dokunmadı aşılar. Şehri yeni hafta ya. Öyle mi? Üçüncü oluyor üçüncü. Demek üçüncü mü yapıyorsun? Üçüncü abi. Şükrü abin de öyle dedi bana. Melek de ben yaptırmayacağım. Sen git de yap diye bana. İddianım ikimiz beraber yine yaptırırız. Ama üçüncü aşı da çok ağırmış. Evet. Aşı önemliş kardeşim. Herkes aşısını olsun. Önemli önemli. İkinci oldu ya. İkinci olmaya gerek yok. Yavuz var ya kendine gitti grip aşısı bile yaptı. Yavuz. Çünkü asitte çalışıyor ya. Hemen grip oluyor. Çocuklar çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Şahin çalışıyor. Eşim çalışıyor. Oh. Oğlum çalışıyor. Çok kız evlendirdik gitti. Kendi yuvasını buldu. Oh ne güzel. Aynen öyle. Ama paraları nereye koyuyor? Paraları kenara yok işte. Oğlan eve çok şimdi. Sıra onda. Şöyle abi benden aç bu ya. Biraz da yardımcısı olsun şöyle. Aramızda bir yapalım. İnşallah hayırlı olsun da her şey. Elimizden geleni insan birbirine komşuna destek olmayı ister tabii ki. Elimizden geldiği kadar. Niye olmayalım? Allah herkese hayırlı nasip etsin. Amin amin. Ondan sonra. Baksana ben de diyorum Oktay'a. Oktay evlen evlen evlen. Yok. Asya'ya diyorum yok. Abla bu saatten sonra evlenmişsin. Lira kaç para bulmuş ya? Hiç sorma. Altından çok şaşırmış. Fazla evlenemiyor. Aynen. 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 Herkesin nasıl bir sayıda tutuyor. Aynen. Hepsi evlenirler. Yuvan kuvarlar. İnşallah. Hepsinin çoluğu çocuğu olmuş. İnşallah. Sedat çay vereceksin herhalde bize. Dökeceksin çay. Dökeceğim ablam. Şimdi bakalım. Yapmaya başlıyorum. Çiğdem kızımız da soframızı kurdu. Böyle çay sofrası. Gariban sofrası. Bu ne böyle? Münik mi? O nünük yaptım ben. Nasıl yaptın nünüğü? Gelirken de iyi de bir bak bir tadına. İstanbul'da yeni gelmişlerdi. Nünük gibi bakalım. Kızı sanmıyor değil mi? Yok.
Onu bana bir arkadaşım tarif etti tarifini. Güzel olmuş. Aynen. Anan kızı de olsun dürtüne. Bakın bak. Anam gibi yapamak ki biz nerede yapıyor. Anam bak ne yapardı. Ben Musa Ekmel'de pişirdim bunu. Oo, güzel olmuş. Nasıl tadıklıyor mu? Ayranla taşladım. Bunu fazla çiğnemeyeceğim. Ayranla taşladım. Ayranla taşladım. He. Ondan sonra kavurdum onu. Güzel olmuş. Ona mısır ekmeği de pişirdim. Bir tane arkadaşım onlar öyle yaparmış. Bize de gösterirsin de gidene kadar. Ben de gelirken buraya getirdim arkadaşlar. Beraber yeriz diye. Allah razı olsun. Evde videoyu bitirdim. Mısır ekmeğini de özlemişiz zaten. Mısır ekmeğini azıcık böyle bir tam kızarıp soba hemen çabuk yandı. Olmuş oldu. Bir şey olmadı. Evet. Hayvanımız yiyor yani o da. Sobadan bir sinir. Evet. Nadim abi ben alırım ya. Al bak. Anne bize hizmet ediyor. Şimdi dönmüyor Seta. Ana sen o halabı mı tanıyor mu ya? Anne. Ha. Anamı nasıl yapardın? Anam nasıl yapardın Nazım oğlum? Annemi görmedim. Panca liman güzel yapar. Panca liman çok güzel yapar. Ya. Altına sarma koydu, üstüne pancar kapardı. İki çeşidini bir mi pişirdi? Kalan içi? Çatları yine yemeğini mi koyar üstüne? Serneyi sarardı altına, dalıyla da üstüne pancar döşerdi. Ya. Bakayım içe, ben bardak veremeyim. Tamam, daha verme. Tamam zaten burası. Burası tamam lazım oldu. Yıllardır komşuluk yaptınız değil mi Nadim abi? Evet. Ya. Çok büyük kareydi. Mekanı cennet olsun. Ve çocuklar büyüttü karıcağız. Evde bir çocuğu vardı. Emlisi. Çok severdi emliyi. Değil mi? Tamam. Emli o büyüktü. Çok. Az hasta olurdu ben rahmetli Mesut abim var. Ona sırtına sarardı. Bir de bürük gibi bir şeysi vardı. Art hadisinde. Ağlıya oğlum. Oku derdi. Bu ay Yasin okudu. Kur'an okudu. Küçükten büyüttü onu. Evet. Sırtında büyüttü onu. Emri anam büyüttü. He? Beş aylık bunlaydı işte bırakmışlar bunlar. Bunlar işe girmiş ya ben hoca anam. Bunlar çalışıyordu. Bunlar çalışıyordu. Anam burada onu büyüttü. Büyüttü. Göremedi ya sonunu işte. Allah nasip etmedi. Olsun buradan görmüşlerdir. Görmüşler. Kendinde de çok iyi. Bak bakalım. Bakalım. Bu da ot böreği. Evet. Sunay'ın yerine ot topladın ya anlatıyordun ya bana. Otları topladın, çuvala koydun, götürdün. Kuş pancarı mı bu? Kuş pancarı var, sütlüyen otu var, pirasa var içinde. Ondan sonra kuş pancarı. Sığır dili var. Karga pancarı da var mı? Soğan var. Karga pancarı yok ki. Oluyormuş mu kız? Merhaba, ezeran sağlık. Her çeşit koydun mu? Annem gibi yapmış. Olmuş mu Sedat? Güzel olmuş. Afiyet olsun. Vallahi gerçekten güzel olmuş. Börek yedim, börek bak nasıl olmuş. Ben sova yaptım mı bakacağım sen. Sen çalışma neler yiyeceksin sen. Melek ablan sana neler yapacak. Herhalde de olmuş Melek abla. Afiyet olsun. Bak gördün mü bende var var yok yok. Evet var var her şey var. Herkeste var. Bir çocuk bu da çok şükür. Herkeste var. Aynen Allah'ım eksikliğini görsetmesin hiç olsa. Şurada beynin ağzı şala akıyorum mu? Şuna bakmasın. Biraz çekin beni getirsin. Bunu tabağına ayırdık biz. Evet. Çiğdem Hanım onu tabağına ayırdı. Aynen. Çayla güzel olmuş. Ellerine sağlık Çiğdem. Gülsen sesini kıstın oğlum. Ben dedim ki su sulamasının hayrını aldıysan bunun karnına işi gücü ohanla doyuruyordu. Pancarı süzerdi, ekmeği pişirirdi. Ya yukarı köye götürürdü ya evin arkasına götürürdü. Bunlara değil mi? He. Bir pancarı süzerdi. Herkesin yemek isterdi. Ya. Hayır uçur. Evet. Cennettir yukarı. Anam anlatıyor arkadaşlar. He. Diyor ki bir yemek pişirse diyor yani köyde önceden böyle biz hani biz değil çoğu insan alamazdı pirinç yani çok özel bir yemekti değil mi Nadime bu? Evet. Bulguru olan işte pancarını süzer, dolmasını sarar, yarmıyla dolmasını sarar. Eskiden öyleydi. Emre diye pişirdiğini diye herkesine yerdi diye cennettiktir o kadın diyor. Annem için söylüyor yani. Pirinçaya gireceğim. Bir şey geri gel. Turşumu iyi de getir. He ya. Evet o doğru ama. Ya evet. O doğru. Biraz turşu. Bir köfte bağ verin. Ben de yiyeyim sizinle.
Gitmedi daha 2-3 gün sonra. Biz, şey, annem çok ağır hasta diye o akşam biz çay sofrası kurmadık evde. İşte akşam yemeği de yememiştik aslında ama ağır yani üzülüyoruz. Aynen. Gelenimiz gidenimiz çok oluyor. En sonunda İsin dayımla beraber, İsin dayım da Nadime bunun eşi Allah rahmet eylesin. Anama bahmeye geldiler. Abi, sürekli geldiler ama o akşam da geldiler. Biz de bunlara sofra kurmadık yani. Bunlar tam dışarı doğru çıktığında ayaklarını giyerken bunları geri çağır. Siz de benim bir bardak çayımı vermeden misafirlerime göndermeyeceksiniz diye. Evet, evet. Vallahi. İnan yerde turşu bedeni var. Getirin. Evet, şu bir konu geçti. Turşu bedeni var. Getirin yiyin. Bir köfte bana verin. Böylece söyledi. Hırımcıların evine arkasından geri döndük. Geldim ya. Çağırdı ya, ha. Uyandı, bunlar çıkarken uyandı. O zaman Meryem abla, kusura bakmayın yani hepinizde. Tam Murad'ın önce. Ben tam o zaman göl gözünde okuydum. He. Hatta bu ondan sonra ben de okudum Kur'an-ı Kerim. Okudun değil mi? Allah razı olsun. İlk defa yani bu onun gururunu oradan almışım. Allah razı olsun. Çok iyi kalpte. Allah iyilere katsın. Ne yapalım? Daha yapacak. Mekanımı cennet eylesin. Allah'ım. Ölmüşlerimizin mekanlarını cennet olsun. Keşke anacığımız bizim şimdiki... Bu günlerimizi hepimiz yani çocuklarının bu günlerini şimdi evet, görseydi. Evet. Yani tamam. Ne yapalım? O zaman farklılık vardı. Benim anam hem elim ağzım dedi. Aynını aldı. Evet. Yemeden öldü. Aynen Nadine oldu. Aynen. O zaman yoksulluk vardı Melik abla. Yani hepimiz biliyoruz biz evet. Böyle. Şuraya bir tencere et koydu. İsim. Bu hoca bize geldi. He. İşte et var. Değil mi? Ya. Evet. Anam işkembeyi çok yapardı. Aynen. Evet. İşkembeyi çok yapardı anacığım. Evet. Hayvan böyle kelle paça çok yapardı. Ama yapardım onu tek başına mesela yemezdi asla. Evet. Komşular yine hep. Ben işte bugün şunu yaptım, bunu büşürdüm. Buraya gelirse buraya getirir mesela. Gelmezse başka komşuya giderse oraya götürür. Gelmezse onları çağırır. Yani paylaşmayı çok severdi. Şimdi... Ama bizim köyümüşüm ben tanıdığım kadar yine hala da köyümde arkadaşlar gerçekten paylaşmayı seviyorlar. Evet. Komşularımız daha mesela birbirimizin yanına giderken boş gitmek varsa evet. Evimizde ne varsa ne pişirdiysek o gün öyle burası öyle yani köyümle de gurur duyuyorum Allah hele hele komşularımla Allah razı olsunlar hava Nadime bizim bir akrabalığımız yok bunlar İstanbul'dan geldiler ben havayı çok severim. Ben de seni severim. Vallahi aynen bacı. Aynen. Bacım da bu. İki bacım vardı üçüncü bu oldu. Sen de seviyorum ama şimdi gerçekten havanın yeri başkadır bak. Havayı çok severim. Hava geldi deyince dedim hadi şuraya biz de oraya gidelim. Hem Nadine oğlum da gelmiş. Sağ olun Allah razı olsun. Ondan sonra Çiğdem kızımız da bugün aradı Allah razı olsun. Gelin Melek ablanın. Bu da bize döktürmüş böyle. Bu da bize döktürdü vallahi Allah razı olsunlar. Yani bu ikinci sofra diyebilirim yani bizim geldiğimiz akşam yemeği yememişlerdi. Evet. Tekrar yine bir sofraya oturduk ama biz tabii karnımız tok geldik. Yine de alacaklarımızdan aldık birer kaşık, ikişer kaşık. Ondan sonra yine pastasını yapmış, kurabiyesini yapmış, bir sürü çekirdeği var. Ben de elime gelirken evde börek aldım böyle yaptığım börekten. Ondan sonra izlemişler onlar onu. yani çam sazı çoban armağandırlar. Meli abla daha ciğer yapacağım sana. Meli abla diyor daha ciğer de yok daha ne ciğer bu saatten sonra oğlum. Siz yiyin çocuklarınızla inşallah sağlıklı günlerde. Çok şükürler olsun. Nadime Allah'ım da sana uzun ömürler versin. Cümlemize. Sana da Allah'ım uzun ömürler versin. Severim ben de seni de çok severim. Kimse de soruyordu ben yani. Yiyorum abi. Yedi. Çok büyük merakım var. Aldım bir kere. Korkuyorum geçirdim ekmek. Yani. Dokunuyor Nadim abi. Şekerim falan var ya. Hiç Allah seni görüşüyor oğlum. Şekerden oluyor bu rahatsızlık. Dikkat et yine Nadim abi. Evet. Allah. Evet. Eskiden böyleydi arkadaşlar. Raflar kalktıktan sonra bu şekilde dolaplar vardı. Nadim abi da İsim dayım ilk emekli olayınca ilk parasıyla yaptı durumumuzun bu terar diyor. Yani çok güzel. Çiğdem de tertemiz maşallah. Sarı taslarını, kırmızı çilekli taslarını dizmiş öyle. Onlar hep modaydı eskiden. Nadine mi aldı? Babam. Babam mı almış hava? Çok güzel.
Çilemin ellerine sağlık. Allah bereket versin. Kesaze bereket. Vallahi çayımızı falan içtik. Nadim oğlum dedi ki siz oturun. Ben gideyim üst katta duruyor Nadim oğlum da. Ben gideyim kızım bacaklarımı uzatayım biraz dedi. Biz de ona müsaade ettik. Tamam dedik. Güzel muhabbetler ettik. Allah razı olsun hepinizden. Çayımızı da içmeye tabii ki devam ediyoruz. Daha da içeceğiz. İşte çekirdek çıtlatıyor. Hava hiç ağzı durmuyor havanın. Çekirdek oldu mu tamam. Kanalından çalışıyor. Gelme daha. Ondan sonra sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah'ım ne gönlünüzden geçiyorsa nasip etsin. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Arkadaşlar beğenileri unutmayın. Abone değilseniz izlerken abone olmayı da unutmayın. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Çiğdem tekrar ellerine sağlık. Allah'ım daha çok versin. Hacı sofrası olsun. Allah'ım herkese nasip etsin. Kimseye bırakmasın yarın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.